Herkese güzel bir öğleden sonra diliyorum. Üst üste ikinci kez Paralimpik Oyunlar şampiyonu olan ve sürekli başarılar elde eden Golbol kadın milli takımımızla söyleşi yapmak üzere bugün bir aradayız. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Evet. Bugün bu söyleşi dolayısıyla bir arada olmaktan dolayı büyük bir duyuyoruz. Hem ben Mayıs Üniversitesi engelli öğrenci birimi akademik koordinatörü olarak çalışma arkadaşlarım ve tabii ki üniversite yönetimimiz adına son derece büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bunu belirtmek istiyorum. 5-12 Ekim 2021 tarihlerinde Samsun'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası öncesi yoğun antrenmanlarınızdan bize zaman ayırıp bugün bizimle burada olmayı tercih ettiğiniz için, bizimle olduğunuz için tüm takıma ve teknik ekibe teşekkürlerimi sunuyorum tekrar. Avrupa Şampiyonası'nda da gururlandıracağınızı bize olan inancımızın tam olduğunu da belirtmek istiyorum. Engelli öğrencilerin sadece eğitim öğretimlerine yönelik çalışmalar değil, onların spordan sosyal hayata birçok alanda gelişimine destek veren 19 Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi bu destekleyici çalışmalardan birini daha böylelikle gerçekleştirmiş oluyor. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen rektörümüz Sayın Profesör Doktor Yavuz Ünal hocamıza da bu vesileyle bir kez daha sizin önünüze teşekkür etmek istiyorum. Yine bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum sizlerle. Bizlere bir başka gururu yaşatan üniversitemizin Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören iki tane engelli öğrencimizin yer aldığı işitme engelli kadın basketbol milli takımımızın da Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü olduklarını belirtmek istiyorum. Yine onlar da dördüncü olarak bizleri gururlandırdılar. İki öğrencimizin yer aldığı işitme engelli kadın basketbol milli takımımızı da tebrik ediyorum. Bizim kendi öğrencilerimizin bu başarıda rolünün olması yine bizim için son derece önemli ve onur edici bir durum. Umarım onların başarılarını da dinleriz. Şimdi ben biraz belki Golbol hakkında sınırlı düzeyde bilgisi olabilen katılımcılar olabileceğini varsayarak Golbol hakkında bilgi vererek başlamak istiyorum. Sonra da sözü rektör hocamıza bırakacağım. Ondan sonra da milli takımımızla tanışmak üzere devam edeceğiz. Golbol görme engellilere özgü bir takım sporu ve 1946 yılında Avusturyalı Hans Lorenzen ve Alman Sepp Renner tarafından savaşta gözlerini kaybeden gazilerin rehabilitasyonu amacıyla bir oyun haline dönüştürülüyor. Golbol oyunu ilk olarak Kanada'da yapılan 1976 Paralimpik Yaz Oyunlarında dünyaya tanıtılıyor ve 1980 Paralimpik Yaz Oyunlarında da ilk kez programa ekleniyor. Bu tarihten itibaren yapılan Paralimpik Oyunların hepsinde ve diğer şampiyonalarda da oynanıyor. İlk Dünya Golbol Şampiyonası 1978 yılında Avusturya'da gerçekleştiriliyor ve o yıldan beri de her 4 yılda bir gerçekleştiriliyor. Bu bilginin ardından ben biraz Golbol milli takımının başarılarından da bahsetmek istiyorum. Bugün birazdan tabii kendilerinden de dinleyeceğiz ama ben hızlıca böyle sürekli başarı kaydeden takımın hangi başarıları elde ettiğini yine sıralamak istiyorum. 2011 Uluslararası Görme Engelliler Dünya Oyunları'nda Antalya'da üçüncülük elde etmişler. Ve 2013 Golbol Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik, 2015 Golbol Avrupa Şampiyonu, 2016 Rio Paralimpik Oyunları Şampiyonu, 2017 Golbol Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik, 2018 Golbol Dünya İkinciliği, 2019 Golbol Avrupa Şampiyonası, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Şampiyonu. Bu bildiğimiz gibi pandemi nedeniyle 2020'de gerçekleşiyor. Ve şu anda dediğim gibi az önce takımımız Golbol Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Ve bu Samsun'da gerçekleştiği için biz tabii ki ayrı bir heyecan duyuyoruz. Evet Sayın Rektörüm, sözü size bırakıyorum. Peki Nursel Hocam, çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, sizinle tanışmaktan, sizinle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Öncelikle 19 Mayıs Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede sizi ağırlamak ama
Sizin bu üniversitede hikayenizin bilinmesi, yani herkes bir hikaye yazar ve bu hikayenin bilinmesi sadece engelli olanlara değil, aslında zihninde engel olan, dolayısıyla geleceğe yürümekte kaygıları olan, bazen de olumsuz, istenmeyen sonuçlarla karşılaştığımız birçok zihin var. Aslında siz bir şeyin kahramanısınız. Evet, başarılarınız çok kısa bir sürede, çok üst düzeyde başarı elde etmeniz, bu çok önemli. İşte kazanımlarınız, burada şampiyonluklarınız ve bu gerçekten çok değerli ama bir şey var, ben üniversite öğrencisi açısından bunu önemsediğim, aslında engel denilen şeyin eğer zihindeyse hiçbir şekilde aşılamadığını, ama eğer zihinde aşıldıysa aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını aslında siz ispatlayan bir takımsınız. Yani bu açıdan bakıldığında çok değerli arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Yani bu bir model oluşturma, bu önemli bir şey. Yani bu bir üniversite gençliği önünde zihinlerde engelli olduğu için otomatik olarak dışarıda bırakılan, otomatik olarak yani onundan bir şey beklenmeyen, işte bir köşeye çekilmesi, evden dışarıya çıkmaması, insanlara karışmaması beklenen bir varlığın, bir insanın, bir insanların bir araya gelip takım oluşturması ve bunu da başarılarıyla ispatlamış olması, bu çok değerli bir sonuç arkadaşlar. Ben bu açıdan tebrik ediyorum. Sizleri başarılarınızı nedeniyle kutluyorum. Gerçekten çok kısa bir sürede çok üst düzey başarılar elde etmiş bir takımsınız. Öğrenci arkadaşlarımızın yani sizin hikayenizi sizden dinlemesi, yani bu olaya nereden başladınız, nasıl bu kadar, hani başarı elde ettiniz demiyorum, Nursel Hocam başarınız diye söyledi ama bu cesareti nasıl topladınız, aslında merak ettiğim şey o. Bu kadar cesareti, özgüveni, arkasından da kendi şartlarında, yani kendi şartlarına dikkate alan, kendi şartlarında bütün sınırları zorlayan, engelleri aşan ve başarıyla bunu perçinleyen bir takım ortaya çıkardınız. Bu nedenle sizin de birlikte olmak, sizin hikayenizi sizden dinlemek bizi mutlu edecektir. Nursel Hocam da işaret etti, ben de işaret edeyim. Tabii şu anda bir eşiktesiniz, öncesindesiniz daha doğrusu, eşiğin öncesindesiniz. Çok yoğun antrenmanlarınızın olduğunu biliyoruz. Federasyon Başkanı'yla bir görüşmemiz oldu, son derece de mutlu oldum. Yani onları ağırlamaktan son derece mutlu oldum ben. En azından hayata bakışımızı değiştiriyor, özgüven kazandırıyor. Biz 19 Mayıs Üniversitesi olarak engelsiz üniversite diye bir hayalin peşindeyiz. Yani hiçbir arkadaşımızın şartları, özel şartları ne olursa olsun fiziki engelle karşılanmaması, karşılaşmaması burada arzu ettiğimiz. Sadece işte eski bir üniversite, binalarının yapıldığı tarihe bakıldığımızda böyle bir kavramın olmadığı bir dönem. O yüzden dönüştürmek biraz güç, biraz o yüzden zorlanıyoruz. Yoksa zihnimizde biz bu engeli aştık, bunu söyleyeyim. Ve arzu ettiğimiz şey hiçbir arkadaşımızın hiçbir engele takılmaksızın hayatını rahat, refah içerisinde sürdürebileceği bir üniversite inşa etmek. Burada küçük bir not ekleyeyim ben değerli arkadaşlar. Biz önümüzdeki yıldan itibaren yani bir şekilde yani milli takım ve benzeri bir yerde görev alan, varlık ortaya koyan bütün sporcu kardeşlerimize bir pozitif ayrımcılık yapacağız inşallah. Onlara özel yurtlarda ve eğitim müfredatını ve eğitim programlamasını da onların şartlarına göre yapacağız. Dolayısıyla sporcu dostu bir üniversite, engelsiz bir üniversite olma hayalini birleştirmek istiyoruz. Ben sizin tabii hikayenizi dinlemek istiyoruz. Aslında burada benim size konuşmam değil de sizin konuşmanız, bizim sizi dinlememiz burada arzu edilen şey. Sözü size bırakacağım ama öncelikle bana sormak istediğiniz bir şey varsa Nursel Hocam, yani sohbeti açmadan isterseniz böyle bir paragraf açalım, bana sorulmak istenen bir şey varsa üzerinde konuşabilirim. Söz sizin yönetmek için Nursel Hocam. Teşekkür ederim hocam. Aslında başarılarını ben sıraladım.
Tabii hem başarılarını hem hayat hikayelerini hem de özellikle vermek istedikleri mesajları takımın kendisinden duymak isterim. Çok özür dilerim ama takımı bireysel olarak tanımıyorum. Ben takımın kaptanı Sevda Altınoluk'la başlamak isterim. Sevda. Şu an ses kapalı. Yani takım adına rektör hocamıza da iletmek istediğiniz bir husus varsa onu da duymak isteriz. Şöyle yapalım. Onu sen duyuyorsan sese müdahale edip sesi açabilir misin? Zannediyorum sesleri kapalı konuşsalar da duyamayacağız. Şu an beni duyabiliyor musunuz? Şu an sizi duyuyoruz. Şöyle yapalım. Ben diğer taraf arkadaşı görmemiz için diyorum. Merhaba. Şöyle. Biliyor musun da size sorayım? Tamam, ses geliyor. Tamam, buyurun lütfen. Ben tekrar bir soru alabilir miyim daha? Yani aslında bu ilk turu bir tanışma gibi planlıyoruz biz. Sizin anladığım kadarıyla çok özel söylemek istediğiniz, rektör hocama belirtmek istediğiniz bir husus yok. O yüzden ilk turu bir tanışma gibi kendinizi ifade etmeniz, yani isminizi zikretmeniz gibi tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Eğer sizin için de uygunsa. Öncelikle çok teşekkür ederiz bizi böyle bir yerde ağırladığınız için. Ben Sevda Altıoğlu, Kadın Golbol Milli Takım Kaptanıyım. 15 yıldır bu golbol branşında oynuyorum. Ankara Yeni Mahalle Spor Kulübü'nün oyuncusuyum. Tokat'ta yaşıyorum. Gerçekten bu güzel ekibinde bir parçası olmaktan çok gurur duyuyorum. Böyle. Teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarımız da eğer benim bildiğim kadarıyla 3 grup var. Bir oyuncularımız var. Teknik ekip var. İsmail Hakkı Karaca beyefendi aramızda mı? Yani evet, şu an. Tamam. Bir de Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karaca var. Oyuncularımıza devam edelim isterim. Herkes ismini ifade edebilirse iyi olur diye düşünüyorum. Belki size spesifik sorular da gelir. Merhaba, ben Reyhan Yılmaz. Öncelikle bu programda bir değer vermeniz için teşekkür ederiz. Ve üniversiteniz için çok güzel düşünceleriniz var. Umarım bunların hepsini hayata geçirirsiniz. Ve ben çok mutlu oldum bunları duyunca. Çok güzel bir planlama yapmışsınız gerçekten. Bunun için teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum sizi. Bizi tebrik ettiğiniz için teşekkür ederiz başarımızı. Ben Ispartalıyım, 20 yaşındayım. Karaman Bey Mehmet Bey Üniversitesi'nde 2. sınıf antrenörlük bölümü okuyorum. Ama şu an özel öğrenci olarak Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyorum. Yeni Mahalle Spor Belediyesi kulübündeyim. Milli takımda yer alıyorum. 2017-2018'de, 2020'de, 2021'de artık başarılarım var. Bu ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Ekibin bir parçası olmak çok güzel. Başarıları hep beraber almak da çok güzel. Ekip ruhumuz var. Başarılar bu şekilde geliyor. Teşekkür ediyorum. Hı hı. Biz teşekkür ediyoruz Reyhan. Sevim. Öncelikle merhaba. Gerçekten teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Ben Sevda Paltıoluk. 9 yıldır bu sporu yapıyorum. 5 yıldır milli takımdayım. Yeni Mahalle Belediyesi Spor Kulübü'ndeyim ben de. Yani takımla çalıştığım için çok mutluyum. İnşallah daha yüksek başarılarla devam ettireceğiz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hemen Sevda arkadaşımızla da akrabalık, kardeşlik bağı mı? Kardeşiz biz ikimiz. Kardeşsiniz. Mutluluk yaşıyoruz böyle. Aynı şey. İlk kardeş değil mi? Evet. Evet, merhaba. Merhaba, Şeyda Nur Kaplan ben de. 21 yaşındayım. Denizli'de yaşıyorum. Pamukkale Üniversitesi'nde PDR öğrencisiyim, 2. sınıfım. 2017'den beri milli takımdayım. Çok büyük gururlar yaşadık. Tabii bu yıl yaşadığımız en büyüğüydü. Paralimpiklerde şampiyon olduk. Şimdi yeni bir sürece girdik. Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz var tabii ki yine şampiyonluk. Onun için hiç durmaksızın çalışıyoruz. İnşallah başarımızın sonucunu elde edeceğiz. Çok teşekkür ederim.
Çok memnun oldum Şeyda. Ben de psikolojik danışma rehberlik anabilim dalında öğretim üyesiyim. Bilmiyorum beni ismimi duydun mu? Memnun oldum tanıştığıma. Ben de teşekkür ederim. Evet, diğer arkadaşımız. Herkese merhaba. Ben Fatma Gülgüler. 17 yaşındayım. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Kahramanmaraş doğumluyum. 5 yıldır bu sporla uğraşıyorum. En büyük başarım da paralimpikler oldu. Evet, böylelikle evet. Takımı tamamlamış olduk sanıyorum, değil mi? Ne bir şey kaldı? Buyurun. Merhaba. Bu programda yer aldığım için gerçekten çok mutluyum. Ben Berfin Altan, 18 yaşındayım. 5 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Benim ilk uluslararası turnuvam Avrupa Şampiyonası olacak. İlk milli formamı burada giyeceğim. Takım arkadaşlarımla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Biz tekrar tüm takıma teşekkür ediyoruz. Kendilerini bize kısaca tanıttıkları için. Yani değişik ve farklı bölümler aslında. Değişik ve farklı hikayeler aynı takımda buluşmuş benim anladığım kadarıyla. Evet. Yanınızdaki hocalarım sanırım, değil mi? Sizi de hızlıca ve kısaca tanıyabilirsek. Ben Gültekin Karasu. Takımın antrenörüyüm. Öncelikle rektörüm nezdinde bütün 19 Mayıs Üniversitesi, bütün öğretim görevlilerine, öğrencilerine, tüm çalışanlarına buradan teşekkürlerimi iletiyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Az önce rektör beyin konuşmasını dinledik, evet. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu konularda çok hassasız. Özellikle engellilere, aslında biz engelli demiyoruz ama bu şekilde anlaşıyoruz. Bu yapılan hizmetler bizim için çok önemli, çok değerli. İnşallah artarak bütün diğer üniversitelerine devam etmesini istiyoruz. Geçen sene biz Aralık ayında yeni bir oluşumla bu göreve geldik. Daha önce oynadığımız oyun şeklimizi değiştirdik, ekibimizi değiştirdik, her şeyimizi değiştirdik. İşte 8 ay bu gördüğünüz arkadaşlarımızla, 1 kişi daha var. Şu anda burada 17 kişi normalde bizim takım, ekibimiz, havuzumuz. Çok yoğun, çok sistemli ve fedakarlık isteyen bir şey. Çok çalıştık. Allah da kısmet etti. 2016'da kazandığımız başarıyı tekrarladık. Orada bayrağımız göklere çıkmıştı. İstiklal marşı okunmuştu. Bu sene indirmedik Allah'a şükür. Onun için ayrı bir gururumuz var. Yani ünvanı kazanmak zor, onu korumak çok daha zor. Devam ettirmek de en zoru. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Tekrar sorularda size döneceğiz. Tabii. Evet, diğer arkadaşımız. Benim adım Taner Demircioğlu, Konya Ereğilliyim. 19 Mayıs Üniversitesi ailesine iyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Burada olmaktan gurur duyuyoruz, çok mutlu olduk. Siz de takımın antrenörlerinden birisiniz. Evet, antrenörüyüm. Özverili, çalışkan bir takıma sahibiz. Takım ruhuna sahip olan, başarılı bir takıma sahibiz ve çok mutluyuz bundan dolayı. Bu disiplin ve çalışmanın sonucunda başarılarla gelmeye başladı. İnşallah Samsun da bize uğurlu gelir. Burayı da sevdik, istiyorduk zaten. Burada inşallah bir Avrupa Şampiyonası da final oynayıp kazanmayı istiyoruz. İnşallah İstiklal Marşı'mızı burada da okutacağız. Gültekin Hocam gerekenleri söyledi zaten. Bize fazla bir şey kalmadı. Her şey için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, teknik ekibe geçebiliriz. Hızlıca ve kısaca sizleri de tanıyabilirsek. Yani şöyle yapalım. Hocaların takipçilerinden sizin devam edin. Bundan başlayayım. Bundan Hayırlı yayınlar. Ben Burak Gülmez. Yardımcı aktör olarak buradayım. Kahramanmaraşlıyım. Bu branşın hem sporculuğunu hem antrenörlüğünü yapıyorum. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonluğunu yaşayarak şu anda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Tabii turnuvaları bitiyor, yarışmaları bitiyor ama elbette hayalleri bitmiyor. Onun için daha önce yaşamış olduğumuz Avrupa Şampiyonluğunu bu sene kendi ülkemizde, Samsun'da yaşamak istiyoruz. Yayınlara ne geçen şeyler, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Merhaba, ben Caner Balıkçı. Spor diyetisyeni olarak görev yapıyorum. Ayrıca yayın için, davetiye için teşekkür ederim. Bu yayın kanalına kendi kişilerin o özlerini ağırlıklı gerçekten mutlu ettirdi. Bunların çok da ödüklerden bir şey devam ettirip Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olarak buna vermek istiyoruz. Buradaki her şey bizim için gayet güzel. Umarız başarı da tamamlamış oluruz. Teşekkürler. Merhabalar, ben Buğra Çiftçi. Yaklaşık 2 yıldır bu takımla gururla çalışıyorum. Spor psikolog olarak görev yapıyorum takımda. Umuyorum sizlere daha çok böyle başarılarınızla gündem oluşturacağız. O yüzden burada çalışmaya devam ediyoruz. Teşekkürler. Spor psikoloğu olarak görev yapıyorsunuz değil mi? Evet. Hı-hı. Barış Keskin, Hatay'ın Eskişehir İlmi Eğitim Müdürlüğü'nde derin eğitim öğretmeni olarak görev yapıyorum. Takıma yeni katıldım. Çok olimpiyatlarında yoktum. Yakın bir zamanda takıma katıldım. Bu söyleşin için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Herkesin söylediği gibi, arkadaşlarım da söylediği gibi amacımız tabii ki buradan şampiyon olarak çıkmak. İnşallah amacımıza ulaşacağız. Arkadaşlarımız çok sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Bunun olacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben Hatice Batı. Spor masörüyüm. Orduluyum. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunuyum. Yeni katıldım. Samsun'da görev alıyorum. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben de teşekkür ediyorum. Ve sorularıma geçeceğim. Daha spesifik sorulara geçeceğim. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sormak istediğiniz. Teşekkür ediyorum Nursel Hanım. Teşekkür ediyorum. Peki. Çok kısa bence bir açıklama da bulmayı isterseniz. Tabii ki buyurun. İsmail Akıt Araca, Görme Engelli Spor Federasyonu'nda gol bölümünün takımlarından sorumlu başkan yardımcısı. Öncelikli olarak Orduzmaş Üniversitesi'nin engelsiz birliğine, Sayın Rektörüme ve mezunları diğer tüm ekip çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz bu etkinliğe. Bizimle birlikte bir paylaşım olarak olacak. Federasyon başkanımıza gerçekten çok samimi bir ortamda görüşmemiz oluşmuştu. Onurlar Üniversitesi'nin engelli yer ve engelli sporuna bakışçısı bizleri arayırken çok mutlu ediyor. Ben kendim de Samsunluyum zaten. Bu anlamda hem milli takımlarımızı Samsun'da aramak, Lika Şampiyonası'nı Samsun'da yapmak ve 19 Mayıs Üniversitesi ile birlikte bu etkinliğe bir araya gelmek gerçekten çok keyifli ve mutluluk verici. Bu anlamda sürecin teklifini bana yapan Nursel arkadaşımız Tayfur'a da teşekkür ediyorum. Sizinle bir araya gelmek teşekkür ediyorum. Tamam. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum Hakkı Bey. Yani sizleri ağırlamak, sizlerle beraber olmak, yani sadece bir toplantı değil de sonraki çalışmalarınızda sizlerle beraber olmak bize mutluluk verecektir. Bunu açıkça söyleyeyim. Bize düşen yapabileceğimiz herhangi bir şey varsa, destek olabileceğimiz herhangi bir konu varsa destek olmaktan, yanınızda olmaktan mutluluk duyarız. Ben takımın bütün bireylerine teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın Bekir Hanım, bu önerileriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bugün de konuştuğunuz gibi gerçekten sizler gibi bu alana katkı vermek isteyenler bizi çok onurlandırıyor ve mutlu ediyor. Bizim hazırladığımız bazı projelerimiz var. Sizlerle bunu bu noktada paylaşmak bizleri de gerçekten çok mutlu edecektir. Umarım en kısa zamanda tekrar da ziyaretinize geleceğim. Aynı zamanda zaten takımlarımızın maçlarında da sizleri de görmek istiyorum. İnşallah, inşallah. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Başarınızı dinlemek istiyoruz. Hikayenizi. Evet. Ben iki şeyi hatırlatmak istiyorum. Birincisi, pandemi koşullarında bu yayını yapıyoruz. Gönlümüzden geçen sizinle yüz yüze daha camdan cama değil de yüz yüze daha iç içe bir buluşma gerçekleştirebilmekte. Dediğim gibi maalesef pandemi nedeniyle bunu şu an bugün için yapamadık ama inşallah ilerleyen zamanlarda sizi üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımı yine ifade etmek isterim.
Ve şu an yayınımızda işaret dili çevirmeni var. O da işitme engelli dinleyicilerimiz için, yani izleyicilerimiz için yayınımızı çeviriyor. Bunu da belirtmek istedim. Ben şimdi takıma dönmek istiyorum. Pek çok başarı sıraladım, pek çok birincilik sıraladım. Açıkçası merak ediyorum bunları nasıl başardınız? Çok şey merak ediyorum ama nereden başlayacağım da bilmiyorum. Neye bağlıyorsunuz bu başarıyı? Bunu takıma sormak istiyorum. Veya birkaç sorum daha var. Özellikle cevap vermek isteyen birisi var mıdır? Gerçekten bu sıraladığınız başarıların hepsinde ben vardım. Gerçekten çok iyi bir kadromuz vardı. Ve gerçekten başarıya aç bir takımdık biz. Bunu gerçekten çok istiyorduk da. Aslında yaşımız da çok küçük olduğu için o zamanlarda başarının işte ne getirdiğini, nasıl olduğunu, bunun hiçbir işini bilmediğimiz için bunu gerçekten çok istiyorduk. Gerçekten hiçbir beklenti olmaksızın gerçekten çok çalıştık. Birbirimize inandık. Daha en önemli şey bu. Birbirimize inanmak zaten. İnanarak çalıştık. Bir bütün olduk. Rakiplerimizi de çok iyi tanıyarak bütün bu başarılar geldi. Çok acı çektik gerçekten ama hepsine değdi. Şu anki zirvede oluşumuz bundan geliyor gerçekten. Hani hem önceki arkadaşlarımızın rol model olması da takımımız çok iyi, inanıyor ve istiyor. Bence bundan geliyor diye düşünüyorum. Diğer arkadaşlarımız ekleme yapmak ister mi? Sevda'nın söylediklerini. Bu diyorum başarıyı neye bağlısın? Yok mu eklemek istedim? İki tane burada özel sporcumuz daha var. Hepsi özel de. Aslında ben de merak ediyorum. Bir tanesi bu ilk defa bildiği kampına gelen müsabakalarda Berfin var. Aslında onun evet. Düşüncelerini de merak ediyorum. Bir de takımın en küçüğü var. 17 yaşında Fatma Gül. Bu da az önce Sevda abla sanatla biz farkında değiliz o zamanlar demişti. Aslında Fatma Gül'ü anlatıyor bence. Şu anda Fatma Gül de 17 yaşında paralimpik şampiyonluğu yaşadı. Bence onun görüşü ve Berfin'in görüşü de biraz enteresan olabilir. Bir de aslında hocam yani takımın geneli başarıyı açmıyor. Çünkü onların hani birkaç müsabakası bile olmuş olsa bu takım gerçekten hani tecrübesi çok yüksek bir takım değil aslında. Gerçekten çok isteyerek çalışan. Şöyle işte ben o zaman ben anlatayım. Biz Aralık ayında başladık bu işe. Şimdi bir önceki 2016 yılında şampiyon olmuştuk hep söylüyoruz. Rio'da evet. Oradaki takımdan sadece Sevda var. Buradaki diğer arkadaşların hiçbirisi orada yoktu. Sonra buradaki arkadaşlar büyük bölüm sonraki milli takımlarda parça parça bölüm bölüm bulundular. Gerek oynayarak, gerek oynamayarak, gerek yedek olarak. Aslında ana bir kadrosu vardı bu takımın. Daha önce oturmuş bir üçlüsü hatta dörtlüsü vardı. Hani 6 kişiden oluşuyor. O 6'dan sadece Sevda kaldı. Bir de ana dörtlüğü vardı. O dörtlüğü de sadece Sevda kaldı. Biz birçok aslında burayla ilgili değil birçok olaylar oldu. Aralık ayında biz göreve gelmek zorunda kaldık. Ve biz mesela Fatma Gül ilk defa geldi, Berfin, keza öyle. Hiç yurt dışına bile çıkmadı bu arkadaşlarımız. Oturduk, kenetledik, birbirimize söz verdik. Hiç kimse bizden beklemiyordu. Hani öbür takım gitti, bu takım ilgili hiç kimse, yani sözde belki Murat Ömer için söylüyorlar ama hiç kimse inanmıyordu. Çok özel, her biri tek tek çok özel. Gerçekten kenetlendik. Kendi içimizde, bu yerde orta oyuncumuz yoktu. Dünyanın en iyi iki tane orta oyuncusu oldu artık bu süreçte. Kenar oyuncumuzun bir tanesi yoktu. İşte geldiler iki tane. Yani 8 kendi küllerimizden ve Sevda kaptanın da bunlar yaptığı aptallık çok önemli. Hepsine rol model olarak orada durdu. Bizler de büyükleri olarak işte antrenman programlarıyla ilgili orada diğer kamerada gördüğünüz teknik ekip inanılmazlar. Burada olmayan da var, şu anda değişenler de var ama gerçekten inanılmaz bir ekip. Müthiş bir kenetlenme.
hayatımızın hepimiz birinci sırasına. Bakın ailemiz var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Onların da herkesin işte annesi, babası, kardeşleri var, bir ortam var. Hepsini sildik, unuttuk. Yani onlar da kusura bakmasınlar. Başka türlü olmayacak. Yani birbirimiz için, yani her birbirimiz için yaşadık. Sadece bu turda gol olarak değil, her şeyimizle beraberdik. Bu ekip çalışması bu kısa sürede bu büyük başarıyı getirdi. Şimdi istatistik de söylüyorum, daha zoru bekliyoruz. Bakın Olimpiyat şampiyonu, şimdi Avrupa şampiyonu, her bir ülkemizde. Şimdi bu 17 yaşında, 17, 18, 19, 20, 21 yaşında, 27, 28 yaşında. En büyüğümüz 28 yaşında. Olimpiyat şampiyonu, çok genç bir takım. Şimdi bundan sonra işimiz daha zor. Gördüğünüz ekip daha çok işler yapacak inşallah. Birincisi de Samsun'da yapacağız inşallah. İnşallah. Gültekin hocamın söylediklerinden ve Sevda'nın söylediklerinden anladığım kadarıyla yani bireysel anlamda hem sporcular çok özeller, yani yetenekleri açısından çok özel. Gerçekten 17 yaşında işte Fatma Gül'ün ya da Berfin'in henüz çok yine yaşına rağmen takıma yeni katılabilecek düzeyde olması, hem bireysel olarak sporcuların çok güçlü ve yetenekli olması, hem de Sevda'nın özellikle altını çizdiği inanç, başarı ve inanç, takım ruhunu yakalamış olmak. Kendisi özellikle başkalarına atıfta bulunarak rol model olmaktan bahsetti ama benim anladığım kadarıyla kendisi de takım için ciddi bir şey, dinamit rolünü üstlenmiş. Eski takımdan sadece Sevda var ama diğer yeni gelen üyeleri de gruba katmaya, takıma katmaya ve o grup birliğini, takım birliğini sağlamak konusunda başarılı olmuş gibi hissettim ben. Bir önemli konu daha var, çok özür diliyorum. Bunu hiç anlatmazsam olmaz çünkü çok önemli. Şimdi biz bunlar hep sahanın içerisinden bahsettik. Sahanın içerisinde olan şeyi. Hı hı. Biz sahanın içerisinde konsantre olmamız olurken sahanın dışında o kadar çok sorunlar, o kadar çok uğraşacak işler var ki diğer o kamerada işte İsmail Hakkı Karaca başkanımız var. Hı hı. O da bize o yönetim bölümünde o dışarıda yardım sahanın içerisinde huzurla sadece buraya konsantre olmamızı sağlayan kişidir aslında. Kendisi Federasyon Başkan Yardımcımız. Biz kendisi, biz onu bildik sadece. Onun da bu anlattığımız başarıda emeği çok ama çok büyük. Teşekkür ediyoruz. Aslında benim sorularımdan bir tanesi de bu sporu yaparken nelerle karşılaşıyordunuz gibi bir sorum vardı. Belki siz biraz hani bu takım çevrede olan bitenlerden bahsettiniz. Ben spesifik olarak merak ediyorum, neler yaşıyorsunuz, nelerle karşılaşıyorsunuz ve bunların üstesinden gelmeyi nasıl başarıyorsunuz? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Spor başlarken mi soruyor diye soruyorsunuz çocuklar, yoksa şu an için mi soruyorsunuz? Aslında nasıl başladınız diye de bir sorum var. Ayrı ayrı da cevap verebilirsiniz, tek tek de cevap verebilirsiniz. Nasıl arzu edersiniz? Açıkçası bu süreçle ilgili bir şey. Yani biz sadece sonucu görüyoruz ama siz neler yaşıyorsunuz? Tabii bunları da bilmek isteriz. Aslında birçoğumuz görme engelliler ilk ve ortaokulunda okuduk ve Golbole'de bu seviyede başladık. Yani ilkokulda ya da ortaokulda beden eğitimi öğretmenlerimizin vesilesiyle başladık. Çünkü orada tanışıyoruz biz bu branşta. Sadece görme engellilerin oynayabildiği bir spor olduğu için sadece görme engelliler okulunda öğretiliyor. O yüzden de biz de ilkokul seviyesinde öğreniyoruz. Ve okulumuzun ya da şehirde kurulan bir kulüpte de Türkiye'de yapılan kulüp maçlarına katılıyoruz. Ligler var. Orada oynayarak kendimizi geliştiriyoruz ve yıl içinde sürekli yaptığımız antrenmanlarla da işte milli takım seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz. Golbol çok bilinen bir branş değil, siz de biliyorsunuz. Yani önceden biz çok çalışırdık, her gün antrenmana gidiyoruz örneğin. Sorarlardı mesela yolda, hani sen sporcusun galiba, branşın ne falan diye. Hani söylüyoruz golbol diye ama arkasından bir de açıklamamız gerekiyordu sporu. Nasıl bir spor, hiç duymamıştım, ilginçmiş falan, çok tebrik ederiz. Hani bir de görmediğimiz için, böyle bir şey yaptığımız için insanların çok takdirini kazanıyordu. Hı hı. Ama şimdi biz Tokyo'da şampiyon olduk.
şöyle artık tepkiler. Sporcusun galiba, evet. Ne yapıyorsun, branşın ne, gol gol. Aa, ben ama izledim, siz şampiyon oldunuz değil mi? Çok tebrik ederim falan diye tepkiler geliyor. Böyle bir değişim yaşadık. Bu yüzden artık daha bir kendimizi, daha bir özgüvenli hissediyoruz ve yaptığımız için daha çok farkına varabiliyoruz. Bu yüzden de ayrı bir mutluyuz. Bunu da belirtmek istedim. Hı hı, teşekkür ederiz. Yani şampiyon olmanız bu sporun bilinmesine de öncülük etmiş. Böyle düşünüyorsunuz. Evet. Ben şeyi çok merak ediyorum. Aslında tüm takıma da sorabilirim. Yani hani yeteneklerinizi keşfetmek konusunda sizin mi daha çok hani bir dahliniz oluyor, yoksa hani yönlendirme bu sporda işe yarar mı? Nasıl gerçekleşiyor? Ne dersiniz? Yani yetenek mi çok çalışmak mı gibi bu bağlamda konuşabiliriz diye düşünüyorum. Zaten takımın geneli zaten hepsi görme engelli ilk öğretim okullarından çıkışlı olduğu için oradaki beden eğitimi öğretmenlerimiz bizleri keşfediyor. Hani fiziksel özelliklerimiz, işte uygunluğumuzla alakalı bakıyor ve hani buna yatkınlar mı diye bizi buna yönlendiriyorlar. Gerçekten hocalarımız da yani bize de çok çalışıyoruz, çok istiyoruz o zamanlarda da. Ama hocalarımız hep kendilerini geliştirmek zorunda kalıyor. Çünkü bizlere daha çok bir şey katabilmek adına. Ve bizlere gerçekten çok şey kattılar. Bizim şu anki yükselmemiz işte yani iyi seviyede olmamız, teknik olsun, taktik olsun ve iyi oynamamız tamamen hocalarımızla alakalı ve kendimizin çok çalışmasıyla alakalı olan bir şey. Aslında birbirlerini tamamlayan evet, unsurlar. Aynen. Yetenekte, çalışmakta, yönlendirmekte. Yani hepsini hocalarımız buluyor, harmanlıyor. Biz de buna emek veriyoruz ve bizi sahaya sürüyorlar. Yani kısacası böyle. Ben bir örnek vermek istiyorum. Ben bu spora başlarken kenar oyuncu olarak başladım, şütördüm. Ve 7 yıl falan böyle şütör olarak geldim. Pardon, 8 yıl. Bayağı şütördüm. Milli takıma Aralık ayında Gülsekin hocalarımız geldi dediği gibi. Ve beni ortada denedi. Yeteneğimi gördü. Bence önce yetenek görülüyor. Sonra başarı, yani çalışarak oluyor. Çünkü yeteneğimi gördü Gülsekin hocam. Sonra ben üstüne çok çalışarak olimpiyatlarda ortada oynamıştım. Ve çok da iyi başardığımı düşünüyorum. Bana herkes inandı yeteneğime. Ben de çalışarak bu inancı boşa çıkartmadım. Hı hı. Var mı takımdan başka eklemek isteyen? Yani çalışmadan olmuyor diyorsunuz. Sanki böyle söylediklerinizden evet yetenek ama çalışmak bütün işlerde olduğu gibi bu işte de sır gibi. Buyurun hocam. Beden eğitimi öğretmeni konusu geçti. Ben normal hayatımda Kahramanmaraş'ta görme engelli okulunda beden eğitimi öğretmeniyim ben. Asıl benim mesleğim öğretmendik. Şimdi ülkemizde 17 tane görme engelli okulu var. Şimdi çocuklar hep söylediler beden eğitimi öğretmenlerimiz falan diye. Ama maalesef şimdi ekol olmuş 3-4 tane okulun dışında işte şu anda burada her bir okulun aslında ekol olmuş okulun öğrencileri bunlar, sporcular. Onların dışındaki bir iki okul daha var. Maalesef oradaki artık okulun durumu, beden eğitimi öğretmenleri yani oralardan fazla olmuyor. Birkaç okul var. Bu şekilde çalışan, başarılı beden eğitimi öğretmenler olan. Oradan çocuklar biz oradan önce gözlemliyoruz. Çocuklara ve direkt biz onlara hani siz milli sporcu olacaksınız, olimpiyat şampiyonu olacaksınız, şu olacaksınız değil. Birinci amacımız bizim öğretmen olarak rehabilitasyon. Çocuklara, görme engelli çocuklara oyun şeklinde bunu tanıtıyoruz. Çünkü eğlenceli bir oyun çocuklar için de, görme engelli bir çocuk için gerçekten heyecanlı ve eğlenceli bir oyun. Onlar oynarlarken biz göz ucuyla tabii seyrediyoruz. Az önce Sevda dediği gibi fiziksel özelliklerine bakıyoruz, yeteneğine bakıyoruz. Yani kulak, verdiği tepkiye, reaksiyona bu tip kriterler oluyor. Bizim için bunları çözdükten sonra asıl büyük sorun geliyor. En büyük sorun aile. Hı hı. Ve bunlar yani şimdi bizim için engel diye bir şey yok. Bizim kenarımızda konuşuyoruz. Bizim için engelli kişi spor yapmaya kişidir. Biz spor yaptığımız için engel değil. Fakat toplumumuzda maalesef ben Kahramanmaraş'ta çalışıyorum. Veyahut da o bölgelerdeki daha çok oluyor. Hem engelli çocuk, hem kız çocuğu. Yani engellinin spor yapmasını zaten anlamıyorlar. Bir de kız çocuğu olayı da var. Bunlar yani aslında burada görmüş olduğunuz çocuklar hayata
2-0, 3-0 geriden başlıyor. Hı hı. Ve bunlar yani buraya gerçekten kolay gelmiyor. Aile eğer doğru bir aile varsa, bilinçli bir aile varsa, ancak ailede destek alamazsak hiçbir şekilde olmuyor. Hı hı. Bu aile... En büyük sorun aileler. Aslında konuşmamızda kendiliğinden ortaya çıkan bu temalar da çok kıymetli bence. Yani öğretmenlerin işte öğrenciler üzerinde, sporcular üzerindeki etkisi çok ön plana çıkıyor. Bir de sizin de belirttiğiniz gibi aile. Özellikle aileler konusunda sıkıntı yaşayan ya da işte sizin hikayeniz sporcular var mıydı? Var mı yani takımda olup? Yoksa bütün aile şey mi, çok istekli miydi? Ben bir şey paylaşmak istiyorum. Ben ilk görme engelliler okulunda okurken ben gerçekten spora aşık olmuştum voleybol branşından. Ve derslerimle çok alakam yoktu ve sporla uğraşıyordum sürekli. Ailem bundan dolayı beni okuldan almaya kalktılar. Ve beden eğitimi öğretmenim Osman Kanal'a bunu engelledi. Hani biz okutamayacağız, hani hep spora gidiyor dediler. Ama onun bir kelimesi ailemi döndürdü. Yani ben onlara inadım, hani onlar istemese de ben bu branşı yaptım. Yani zorluyordum, ailemi de zorluyordum. Hocamızın tek bir kelimesi ailemi döndürdü. Siz bunu gönderin, ben bunu dünyanın en iyisi yapacağım dedi. Ve ondan sonra ailem, yani hiç istemeyen bir ailem şu anda bizi spora teşvik ediyordu. Benim bütün kardeşlerim spordan geldiler. Ben kardeşimle birlikte oynuyorum şimdi. Ve gerçekten ailem ondan sonra çok büyük destek oldu bize. Yani böyle bir olayımızı geçti. İlk başta istemeyip sonradan destek oluyorlar. Gerçekten böyle gelişiyor. Nursel Hocam, ben küçük bir açıklama yapayım şeyle alakalı. Tabii hocamızın verdiği örnek önemli bir örnek. Yani burada açılan parantez sohbet açısından ya da sohbeti dinleyecek insanlar açısından son derece önemli. Ama şunu normal karşılamak gerekiyor değerli hocam. Yapacağınız işin şöhreti burada önemli bir şey. Yani ailenin buna sıcak bakması ya da işte ekoller, bu çok fazla değildir. Yani genellikle bu böyledir. Birkaç tane damar yakalanır ve bu damar üzerinden gider. Fakat takım, yani golbol takımı şu anda aslında zihinlerdeki engeli kırdı, aştı. Yani sadece başarıyla değil, ben başta ona dikkat çekmek istemiştim. Başarısıyla değil, yani böyle bir şeyin varlığını bir defa ortaya koydu ve başarının imkanını ispatladı. Yani bu mümkün diyor. Yani ben buradan bir varlık ortaya koyabilirim. Ben bayrağımı dalgalandırabilirim. Aslında bundan sonra öncesinden farklı olacaktır değerli hocam. İşte biraz daha kolay olacaktır. Yani hikayeye baktığınızda son 10 yıl içerisinde, son 5 yıl içerisinde popüler olmaya başlayan bir şey ama toplumda genellikle popülerin peşinden gidiyor. Yani mesela neden herkes futbolu düşünür? Yani mesela neden mesela futbolcu yapmak ister çocuğunu? Bunun bir nedeni var. Bunu biliyoruz. Buradan işte para kazanmasını düşünüyor ya da bu futbol takım tutuyor. Futbolun bir popülaritesi var. Şimdi arkadaşlarımızın aslında yaptığı şey yeni bir ufuk açtı. Belki ufukta yeni bir pencere açtı aslında. Yani burada Sevda'nın dikkat çektiği şey vardı. Özellikle bu hocalarımız açısından da, yani sizin başarınız, işte Osman Hoca'yı söylüyor Sevda mesela, bir hoca alıyor bir kelimeyle, bir sözle işte aileyi ikna edebildi. Ama bu hocanın başarısıyla ikna etti. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani belki hocaya güvendiler ya da işte Sevda'ya güvendiler ve benzeri bir şekilde döndü. Ama bundan sonra daha kolay olacaktır. En azından altyapıdan daha nitelikli veya daha çeşitli diyeyim. Yani farklı okullardan yeteneği olan arkadaşları keşfedip onları sahaya sürmek mümkün olacaktır. Burada sadece başarı diye olaya bakmamak gerekiyor. Evet, başarı önemli bir şeydir. Burada şampiyon olmak bu kesinlikle çok önemli bir şeydir ama kendi varlığını gerçekleştirmek açısından bu sporu
hayatın içerisine çekmek gerekiyor. Özellikle yani engelli olan kardeşlerimizin bir şekilde kendini ifade etmesi, kendini bulması. Yani bunun evet bir engel bu bir şeydir. Yani benim hayatımın bir parçasıdır. Ama engelli olmam benim geri durmamı gerektirmiyor. Ben bu halimle benim yani belki daha şanslı olduğum alanlar var. Başkalarının yapamayacağı şeyi yaparım, ben bunu başarırım. Bunu diyebilmek, bunu dedirtebilmek önemli. Bu anlamda aslında bu yayını da ben o gözle görmüştüm. İşin doğrusu bir başarı hikayesi var. Sadece arkadaşlarımızı tebrik edelim falan değil. Evet, bu bir kişinin kendisini gerçekleştirme imkanını ortaya koyan bir şey. Bu nedenle çok değerli. Ben yani sizinle beraber olmaktan o nedenle gerçekten mutluyum arkadaşlar. Bunu özellikle yani teknik ekibi İsmail Hakkı hocamı burada tebrik ediyorum. Hocalarım, teknik ekipteki hocalarımı tebrik ediyorum ama sadece yani başarınızın kutlanması olarak görmeyin. Arkanıza bir ufuk açtığınızı, ufukta yeni bir pencere açtığınızı, asıl başarınız bana göre burasıdır. Yani diğerleri tabii ki gurur duyuyoruz. Onları küçümsediğimden falan değil. Sakın öyle anlamayın sözün ettiğim şeyi. Ama yaptığınız şey bu anlamda çok daha değerlidir. Yani şu anda sizin ortaya koyduğunuz o ufuk insanlara kendisini ispatlayabileceği bir alan açmak ya da hayata tutunmalarını, hayatta başarılı olmalarını, özgüvenlerinin yeri gelmesini sağlayacak, özgüven işte sağlamalarını, kazanmalarını sağlayacak bir alan açıldı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz hocam. Mesela işte bir 10 yıl önce, 20 yıl önce işte bizim işte yani dünya savaş konsepti içerisindeki yerimizi düşünün ve şu andaki dünya savaş konsepti içerisindeki yerimizi düşünün. Yani sadece inanan insanlar kalktılar, bir grup insan ve işte İHA'dır, SİHA'dır ve benzeri konsepti değiştirdi. Yani savaş konseptini değiştirdi dünyada. Ve artık işte bağımlı değilsiniz. Artık insanlar size bakıyor ne ürettiği diye. Ben bu başarıyı benzer bir başarı olarak algılıyorum değerli arkadaşlar. Yani o yüzden hani hayatın içerisinde biraz daha işte yaşam alanını, hareket alanını genişleten, yeni bir ufuk açan bir başarı olarak hikayeyi görüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Aslında Rektör Hoca'nın özellikle vurguladığı noktadan hareketle bir başka soru ben yine takıma iletmek istiyorum. Şimdi özellikle engelli bireyler erişilebilirlikle ilgili pek çok sorun yaşıyor. Yine kadın olmakla ilgili birçok dezavantajla da karşılaşılabiliyor. Ve gördüğüm kadarıyla bunların hepsinin üstesinden gelmeyi başarmışsınız. Ben bu hani ufuk açıcı olmak, sizden sonra gelenlere model olmak bağlamında şu an elde ettiğiniz konumu ve pozisyonu düşündüğümüzde diğer engelli çocuklara, kadınlara ne söylemek istersiniz? Evet, Berfin. Hocam. Evet, seni bekliyoruz. Milli takımda yer almak gerçekten çok önemli. Bayrağımızı dalgalandırmak gerçekten çok önemli. Çok çalışıyoruz. Bizden sonraki gelecek olanlar da inançlı ve azimli olursa gerçekten çok büyük başarılar elde edeceklerine inanıyorum ben. Bu şekilde. Sen mesela Sevda senden çok daha uzun zamandır takımda. Sevda'nın konuşmalarını dinledin mi? Ben de bir gün Sevda ile aynı takımda oynayabilirim diye düşündün mü? Nasıl etkilendin mesela Sevda önünde bir model aldın? 5 yıldır yapıyorum sporu. 2018'de ilk defa milli takımın kampına gelmiştim. O zaman Sevda ablayla tanışmıştım. Gerçekten onu rol model olarak görüyorum. Onun gibi olmayı istiyorum. 2018'de de gördüğümde evet ben de buralarda olacağım demiştim. Şimdi 2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. İnanıp ve azmettikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yani evet. Senden sonra gelecek Berfinlere inanmalarını ve çalışmalarını salık veriyorsun. Evet. Hı hı. Teşekkür ederim. Bu soruya yine ekleme yapmak isteyen, bu soru üzerine konuşmak isteyen var mı? Burada soru da Sevda'da. Evet.
Bir gün sizin gibi olmak için sizden sonra gelenler ne yapsınlar? Nelere dikkat etsinler? Öncelikle bizden sonra gelenler için şunu söylemek istiyorum, bu branşla alakalı da. Gerçekten bu sporu severek yapsınlar. Gerçekten bu çok önemli. Bunu tutkuyla yapsınlar. Çünkü sevmeden hiçbir şey olmuyor. Ve gerçekten birçok zorluk yaşayacaklardır. Çünkü en başta başaramayacaklardır. Ama asla pes etmesinler. Çünkü bunu isteyen insan gerçekten bir sonrasında yapabileceğini biliyorum. Çok çalışsınlar. Gerçekten söylemek istediklerim bu ama sevgiyle yaptığı her iş gerçekten çok başarıya götürür insanı. Hı hı. Sevgiyle ve tutkuyla. Evet, tutkuyla. Asılmaları gerektiğini söylüyorsun. Ben antrenörlerimize bir soru yöneltmek istiyorum. Gerçi spor psikoloğumuz da varmış. Belki onların spor psikoloğunun bakış açısından da bu soruyu dinleyebiliriz. Ben merak ediyorum, mesela motive ederken sıkıntı yaşanıyor mu? Nasıl motive ediyorsunuz? Takımı nasıl hazırlıyorsunuz? Önce antrenörlerimiz, sonra arzu ederse spor psikoloğumuz da cevap verebilir. Şöyle söyleyeyim ben. Buradaki arkadaşlar hepsi kimisinin yaşı 17, kimisinin 27, 28 belki ama hepsi bilinçli sporcular. Zaten bu sporu gerçekten seviyorlar ve motive bir şekilde geliyorlar zaten. Bize çok fazla iş düşmüyor. Bilinçliler, görevlerini biliyorlar. Zaman zaman sakat sakat antrenmanlara çıkıyorlar. Yorgun, çok yoruluyorlar. Taviz vermiyorlar. Bu işte sevdikleri için, zaten disiplini çalıştıkları için zaten burada olduklarından dolayı motivasyonla zorluk çekmiyoruz. Bazı dış etkenler olursa onda bazen zorluk çekebiliyoruz ama takım içerisinde, branşımızla ilgili bir problem yaşamıyoruz. Yeterince olgunlar, bilinçliler, bize de bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Bizim herhangi bir hedefimizle ilgili konuşma yapmamız yeterli oluyor. Çünkü onlar da artık tecrübeli hale de gelmeye başladılar. Tecrübeli ablaları var. Onları sürekli uyarıyorlar, konuşuyorlar. Hani birçok branşta mesela Türkiye'de yurt dışında tecrübeli, bilinmiş sporcular getirirler. Örnek olsun, gelişim daha çabuk hızlansın, rol model alsın diye transferler yaparlar. Bizim voleybolde transfer yapmamıza gerek yok. Çünkü Sevda gerçekten dünyanın en iyi voleybolcularından biri. Böyle bir sporcumuz olduğu için de arkadaşlar da onu örnek alıyorlar. Onun nasihatleri, tavsiyelerini dikkate aldıklarından dolayı da ona rol model aldıklarından dolayı da bu iş kolay oluyor. Kendi kendilerini bile motive edebiliyorlar. Kendileri arada toplantı yaparlar. Motive olmak için, planlama yapmak için otururlar. Biz girmeyiz toplantılarına. Kendileri oturur, konuşurlar, güzelce tartışırlar, fikir alışverişinde bulunurlar. Ve motive olmalarında çok büyük avantaj oluyor bu. Böyle bir durumun, böyle bir bilinçli bir ortamda olması, bir ablaların olması işimizi kolaylaştırıyor işin gerçeği. Hı hı. Yani çok bu konuda sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten disiplinli oldukları için diyorsunuz ama kendi içlerinde bile motivasyon sağlamada başarılılar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Spor kolu arkadaşım. Burcu'ydu sanırım. Şöyle hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Yorumladıkları gibi gerçekten ama benim eklemek istediğim şey şu. Biz spor psikolojisinde hedef belirleme çalışmaları yaptıktan sonra zaten çok daha pratik ilerleyebiliyoruz. Zaten takım olarak hedeflerimiz var ama bireysel olarak hedeflerimizin olması, sonuç ve süreç hedeflerimizin olması bizi başarıya daha sistematik yaklaştırıyor. Yanı sıra kendimizi ifade etmek için bir platform bulmuş olmamız da zaten bizim başarılı olmamızı sağlıyor ve motivasyonumuzu çok ciddi artırıyor diyebilirim bu süreçte. Çünkü performansımızın tam olarak ortaya konulması gerçekten motivasyon desteğiyle sağlanabiliyor. Hani zihnimizde varsa bununla ilgili, bunu ortaya koymakla ilgili takım bariyerler, biz bunların kalkması için zaten destekleyici olarak takımda görev yapıyoruz. O sebeple hedef belirleme ve kendisi ifade etme platformu diyebilirim ben motivasyonun en güzel kaynağı için. Evet, peki teşekkür ederim. Bu konuda ben de bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki, buyurun.
Söz mü kestim? Ben ses alamadım. Gültekin hocam, isterseniz önce ses söyleyin, sonra diğer konuşmak isteyen katılımcı konuşabilir. Şimdi ben, evet. Bu şeyle ilgili, bu motive konusu, bir de bir anekdot var. Çok ilginç. Belki ben daha önce duymadım. Biliyorum, siz de duymamışsınızdır. Biz yeni oluştuk. Aralık ayını demiştim. Normalde bir takım oluştuğu zaman çalışır. İşte ondan sonra ne kadar iyi mi çalışır, doğru mu çalışır, nasıl çalışır, onu ölçmek için maçlar yapmak zorunda. Hazırlık maçları. İşte orada hazırlık maçı yapan kendisinin durumunu görür. İşte rakibin durumunu görür. Kendi eksiklerini şey yapar. Biz Paralimpiklere kadar, birinci maçımız Japonya maçına kadar biz hiç hazırlık maçı yapmadık. Yapamadık daha doğrusu. Hiç şartlar oluşmadı, işte ortam oluşmadı, aksilikler de oldu. Biz hiç maç yapmadan ilk maça çıktık. Fakat burada önemli konu şu, direkt biz çocuklarımızdan karşı takımların ne kadar iyi olduğuyla, şunlar şu özelliği, bu daha etkili gibi konuşup o şekilde karşı takımla ilgili motive yapmadıysan kendilerinin çok iyi olduğunu anlatıyor. Kendilerinin bütün takımların daha iyi olacağını, daha iyi olacaklarını, bunlara inandık. Ve karşımıza çıkan ilk maç Japonya, Paralimpiklerde bizden sonraki en iyi takımdı. Fakat biz onların durumunda olduğunu da bilmiyoruz. Bir de çıktılar karşımıza, biz onları çok rahat yedik ilk maçta. Yani bu çocuklar hiçbir bizim ilk maçımız, ilk turnuvamız, ilk şampiyonamız, Paralimpikler, şu bu, o heyecanı hiç sanki 40 yıldır bu milli takım parçası gibiymiş. Sanki 17-20 yaşında değil de spor olgunluk çağında varmış gibi. Çıktılar, biz bile yani kenarda seyrederken şey yapıyoruz, bizden olan korku, tedirginlik çocuklar hiçbiriz yoktu. O kadar rahat yediler ki. Acaba ne ki bu Japonlar mı kötüymüş? Sonra baktık, Japonlar bizden sonraki oradaki en iyi takım. Sonra yarı finalde bir daha denk geldik. Yarı finalde daha zor geldik o zaman. Evet. Yani ama şundan, yani çocuklardan hiçbir zaman, mesela çalışıyoruz, herkesin bir eksik tarafı var, herkesin çok iyi olduğu taraf var. Herkesin bir oyun şekli, bir sistem var. Önce sporcunun kendini tanımasını sağlar. Yani çocuk bilecek kendisini. Tutup da yani kendinde olmayan bir şeyi istemeyecek. Veyahut da kendinde çok iyi olan bir şeyi küçümsemeyecek, onu bilecek. Bizler, hocaların bizler de özelliğini bileceğiz. Onu biz motive ederken, ondan sahada bir şey isterken mesela bol aldığımızda bir şey, onun yapamayacağı hiçbir şey isteyemeyiz. Çünkü biz kendilerini öyle yetiştirmedik. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Tanrı hocam onu söylemek istedim. Kendilerinin farkındalar. Bizim için en önemli artı çocukların bu olgun düşüncesi, kendilerinin bu motivasyonu ve kendilerini tanımaları. Hı hı. En büyük yardımcımız bu oldu. Teşekkür ederiz. Eklemek isteyen var mı teknik ekipten? Şöyle eklemek istiyorum. Buyurun. Motive etmek için önce o kişinin ne yaşadığını, ne hissettiğini çok iyi anlamak gerekir. Yani onun açısından bakmak gerekir. Bizim sporda gözden gelir özgü bir spor olduğu için karanlık maskenin arkasında oynuyoruz. Yani sporcu olarak söylüyorum. O karanlık tarafı antrenörün çok iyi görmesi lazım. Bir sporcu o tarafta ne hissediyor, kendini nasıl yönlendirmesi gerektiğini antrenörün çok iyi hissetmesi lazım. Bunu da Gültekin hocamızın gayet iyi şekilde maç içerisinde yapabildiğini düşünüyorum. Ki zaten bir şampiyonluk geldi, çok da güzel oldu. Yani biz onları motive etmek için bir kere onlar gibi düşünüyoruz, onlar gibi hareket ediyoruz. İşte onları yönlendirmek için onların kapasitelerini biliyoruz. Anlayacakları noktaları biliyoruz. Bu konuda onlara küçük dokunuşlar yapıyoruz. Bu da motive çok etkili. Teşekkür ederim Burak Hocam eklemeniz için. Ben İsmail Hakkı Bey'e de bir soru sormak istiyorum. dünya çapında milli takım nasıl konuşuluyor? Başarılarıyla ilgili neler duyuyorsunuz? Biraz bizimle paylaşabilirseniz. Tabii ki. Şimdi öncelikle olarak Türkiye'den çok kısa örnekler vermek istiyorum. Sayın Rektörümüzün de söylediği gibi futbol, spor denince herkesin aklına futbol gelir. Evet, spor deyince aklımıza futbol geliyordu. Ta ki gol bol milli takımıyla karşılaşıncaya kadar. Bu anlayı değiştirerek bilen bir ekibin parçası olmak gerçekten çok gurur verici bir şey. 2016'da Türk spor tarihinde
olimpik ve paralimpik branşlarda takım sporunda tek altın madalya kazanmış bir takımı biz Türkiye'de dahi kazanmamış bir haldeyiz. Ama biz oluşturduğumuz ekiple, bakın bu çok kıymetli bir nokta. Biz kolundan, fizyoterapistinden, masöründen, kondisyonerinden, teknik ekibinden, sporcusundan malzemesine, hepsiyle, federasyon yönetimini, kulüp başkanlarına, okuldaki rehber öğretmeninden beden eğitim öğretmenine, bunlar aslında birbirini tamamlayarak yukarı doğru yükselen bir çıta. Bu başlangıçlar belli noktaya geldikten sonrasında da işte şu an yaptığımız gibi üniversitelerde bu işi çok iyi anlatabilmek. Yaptığımız gibi spor basınında, normal hayatta, sosyal medyada bu işleri çok iyi anlatabilmek. Güçlü kılabilmek, devamlılığını sağlayabilmek, insanların inanırlığını ve özgüven seviyesini yükseltebilmek. Bunlar çok önemli noktalar. Biz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olduğumuz süreçte 2016 arasında %50-%60'lık farklar var. Niye diyeceksiniz? Türkiye'de bizim spor 2016'da yeterli seviyede tanıtamamışken üniversiteden 5 yıllardan mezun olan öğretmenlerle bu alanın öğrencilerini anlatamamışken biz burada işte üniversitelerimiz, okullarımız, basınımız, spor kulüplerimiz, ailelerimiz, camialarımız birlikte bütün sevgi sağladık, takımımız şampiyon oldu. Bu noktada TRT'nin bizlerin tüm maçlarını canlı yayınlaması çok üst seviye bir gol varın tanınırlığını artırmış oldu. Bu sayede de hem Türkiye'de artmış olması uluslararası alanda da şöyle baktığımız zaman futbol için de tartışılır. Bir kısım der ki Messi, bir kısım der ki Ronaldo. Şimdi dünyanın yetişmiş, gelmiş geçmiş en önemli sporcusu Türkiye Cumhuriyeti'nin formasını giyen sporcular. Birçok üst seviye dereceler, rekorlar, başarılar. Bu ekibi otomatikman dünya gözünde zaten bir ilgi var. Herkes bu takımla maç yapmak ister. Herkes bu takımla haber yapmak ister. Bu da bizler için aslında yaptığımız için ne kadar üst seviyede olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu ve elimizde sevda, daha çok sevdalar yetiştirebilecek bir numaralı rol modeli elimizde olduğunu bilerek dünyaya bunları anlatabilmek de lazım. Dünya evet belki bizden şeyler istiyor ama biz ne kadar verirsek onlar o kadar anlatırlar. Bu noktada da özellikle son yıllarda voleybol sporunun dünyada yön veren ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin milli takımları. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Ve yönetsel anlamda da bu noktalarda belli bir mesafede. Kaçınmış durumda biz ülkece bu alana ve buna benzer alanlara ne kadar çok sahip çıkarsak dünyada o kadar daha çok yankı buluyor. Ve uluslararası anlamda hatta şöyle ki bizim 2000 yılında sporcularımızdan Sevda dünyanın en başarılı sporcusu seçildi. Bu noktada dünya voleybolü daha da şöyle çok da uzatmadan şöyle özetleyeyim. Biraz önce voleybol tarihinden bahsederken 76'daki voleybol oyunundan işte 1946 yılındaki İkinci Dünya Savaşı sonrasından bahsettim. Gelişim aşamasında. Türkiye'de voleybol 95-96 yıllarında görünen gel okullarında oynatılmaya başlanmış. Daha sonra 2000 yıllarında federasyonun kurulması, 2004 yılından itibaren federasyonların özelleşmesi ve ardından müsabık hale getirilmesiyle yani 2005 yılı Türkiye'nin takım anlamında gol gole başlaması. 2005 yılından bugün geldiğimizde 2021 çok kısa bir dönemde dünya çok çok öndeyken bu alanda biz sıfırdan başlayıp şu anda dünyanın bir numarası durumuna geldik. O yüzden de hem dünya çapında hem ülkemiz çapında bu alanı çok iyi şekilde anlatıyoruz. Başarılarımız da bunu tersinlemiş oluyor. Teşekkür ederim. Hem çok önemli noktalara dikkat çektiniz hem de yine bizim için önemli bilgiler verdiniz. Bir saat gibi planlamıştık biz bu söyleşiyi. Maalesef üzülerek söyleşinin süresini tamamladığımızı belirtmek istiyorum. Bugün bizimle birlikte olan Goalball Kadın Milli Takımımıza,
antrenörlerimize, teknik ekibe, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karaca Beyefendi'ye ben teşekkür ediyorum. Özellikle aile, öğretmenler ve inancın aslında istemenin bir spor dalında sıfırdan zirveye çıkmak konusunda ne kadar önemli olduğunu sanırım görmüş olduk, deneyimlemiş olduk. Teşekkür ediyorum ben sizinle olduğunuz için. Sayın Rektör, beklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de teşekkür ediyorum. Özellikle federasyonu kutluyorum. Yani federasyon inandı. Evet, arkadaşlarımız inandı ama federasyon daha önce inandı buna. Ve ciddi anlamda sorumluluk da üstlendi. Federasyonu tebrik ediyorum İsmail Bey. Sizin şahsınız, arkadaşları tebrik ediyorum. Teknik ekibi tebrik ediyorum. Takımın dualarımız sizinle, gönlümüz sizinle. Başarılarımızla gurur duyacağız. İnşallah seyredeceğiz inşallah. İnşallah güzel sonuçlar alacağınıza inanıyoruz. Bundan eminiz. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kolaylıklar. Hoşçakalın. Biz bu zorlu müsabakada sizleri de aramızda görmeyi çok isteriz. Çok da mutlu oluruz. Gelmek isterseniz. İnşallah. Teşekkür İnşallah. Ederiz güzel davetiniz için. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Hayırlı günler. İyi günler.